ilk defa gittim. Geri gelsene. Tabii tabii. Çok güzel. Altı aydan bak hep şey olmaz. Otur tek başına yi, ailenle yi, dedenle yi, sülevenle yi. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Bir tatlık aşağı alacaksın. Zaman hastalık mı ya? Bu korona hastalığı. Nezle dedin onun için. Kendi seyredin. Tamam dedim, destek sen çekmiyor. Yok ben öyle anlarım da maskeyle olunca anlamıyoruz. O yüzden bak 100 lira. Tamam. Alın mısın? Var. Temaslı da var. Var. Evet. Gitti. Yani çok gelip giden elhamdülillah. Yalnız bunlar sadece teşekküre gelmiş. Yani gelip demen lazım ki kardeşim. Daha geliyor şimdi ha. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Muhlama Karadeniz'in olmazsa olmazıdır efendim. Mısır unu ve tereyağından yapılmaktadır. Ölçüp porsiyon olarak 2 kaşık tereyağı, 1 kaşık mısır unu. Güzelce kavuruyoruz. Kıvama geldikten sonra sıcak su ile mama kıvamına kadar pişiriyoruz. En sonunda yağ yüzüne bıraktıktan sonra peynirini atıp bu hale getiriyoruz. Şöyle ondan sonra servise veriyoruz. Bakın. Biz bunu 2008'de Hacettepe Üniversitesi'nde analiz yaptırdık. Türkiye'deki bütün ballar, tanınmış bütün balların üzerinde analiz değeri çıktı. Yani mesela en yükseği bugüne, o güne kadar bilinen 3600 çiçekti. Bunda Hacettepe Üniversitesi 4800 çiçek, yani 6 çiçek 8 familya. Öbüründe 6 çiçek 6 familyaydı. Bunda 6 çiçek 8 familya, yani 800 çiçek daha yüksek çıktı. Bunu Fransa'ya gönderdik 2009'un Aralık ayında. Oradan gelen şey de JETAM laboratuvarlarında, dünyanın en büyük laboratuvarlarından bir tanesi. Yapılan analizler, bugüne kadar bal yarışmaları, şampiyon olan ballar, dünya şampiyonu, dünya birisi olan balların arasında ki analiz değerleri raporlarına göre, vitamin ve mineral değerlerine göre bakıldığında erişilmez bal demişlerdi bize ve bize bir rapor gönderdiler. Raporumuz neredeydi? Şurada, JETAM laboratuvarlar. Şimdi o güne kadar yapılan en yüksek prolin değeri 1500 idi. Biz 1587 ile erişilmez bal ünvanı aldıydık. Ve biz bunun bölgesini araştırırken yabani arıların mağaralarda, yani mesela şu önümüzdeki bal da bir mağarada bulunmuş. Orijinal kaya balı. Mağara balı. Arısı sönmüş bir mağara bulduk. Onu, bu balı oradan çıkardık. Yaklaşık 23 kilogram civarında çıkardık. Her sene 1 kilo veya bilemedin 2 kilogram kadar satılabiliyor. Yani bu seri satılan bir ürün değil. Bunu biz Fransa bal borsasına başka bir arkadaşın vasıtasıyla gönderdik. Açılışa 35 bin eurodan başlatmışlar. İçinde 4800 çiçek olan propolis, polen, arı sütü içerisinde olan bir bal. Bu balın devamında da hemen aynı balın bal şarabını üretmeyi başardık. Bunu nasıl yaptık?
kendi kovanının, yani kayadan aldığımız, mağaradan aldığımız, ha, bu arada peri balı demek mağaradaki arısı sönmüş, sadece kalan bal demek. Aktif haldeki olana da kaya balı diyoruz. Bu peri balı. Onun kendi arı sütüyle kendi balını 20 litrelik büyük dev vakumlu damacanalarda 6 sene boyunca damıttık. Senede birkaç kez kapağın ağzını açıyoruz, fermentasyona uğratıyoruz. Arı sütü dibine çöküyor, üstteki bal sıvılaşıyor. Biz buna isim bulamadığımız için bal şarabı dedik. Öyle de kala kaldı. Ama kesinlikle alkol içermiyor. Başka bölgelerden almış olduğumuz ballarla da yine bal şarabı denemelerimiz oldu. Ama bizim çalışmalarımız yine kaya balları, mağaralarda bulunan işte bu ballar. Sonra yine ağaç kovuklarında bulunmuş şöyle çok değerli ballar. Yine şu kavanozda yine ağaç kovuğunda bulunmuş ballarla. Devam ediyor ama en önemlisi Türkiye'nin bal koleksiyonörü olmayı başardık.